Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hörmətli televizor görüşlər. İstiqlal günlük xəbərlərimizi görüşənlərini qızğın qarşılayırıq. Mən Abdullah Yılğın. Proqramımızda vətənimiz Şərq Türkistan və dünyadakı gün tərtibində olub atqan xəbərləri huzurunuza sunuşdurmuşuq. Qənəmsiz diqqətlər ekranımız olsun. Xitay Amerikaya təhdid saldı. 20 noyabr Amerika Avazi xəbərində bildirilishicha, Amerika Palatası Hong Kong kişilik hüquq və demokratiya qanununu məqullığanlığı səbəbli Xitay Amerikaya təhdid salgan. Amerika Palatası tünügün birdek avaz bilen Hong Kong kişilik hüquq ve demokratiya kanun lahisini makullaş bilen birge, Hong Kong sakçılarına kısmen korallarını setip berişke çekleme koyuş hakkında kanun lahisi makullagan. Xitay taşkı işle bayanatçısı Geng Shuang mezkur kanun lahisinin makullanışıga karşı bayanat ilan kılıp, Amerika haqna haqni astın üstün kılıp, halkara kanunga xilaplık kıldı. Biz Amerika hükümetinin mezkur kanunu emelileştirişini toxtuşun talep kılımız deyip çalvaqıdı. Xabarda Xitayning Hong Kongda turuşluk işxanası bayanat ilan kılıp, Amerikadaki Xitayga karşı küşler bilen Hong Kongdaki əsabi unsurlar til biriktirip, Hong Kongda kalayma kancılıq tuğduruvatqallıqını bildirdi. Xitayning Hong Kongda turuşluk organı Amerika hükümetine təhdid selip, Amerika ot bilen oynayışıdığan işlerini derhal toxtuşu gerek. Undaq bolmaydıken barlıq aqibətlərge özü məsulu buludu digərlərini bildirgen. Mənum bilişe Amerika Avam Palatası aldınqı ayda Hong Kong kişilik hüquq ve demokratiya kanununu maqullığan. Eğer mezkur kanun Amerika Prezidenti Trump'nın təsdiqidən ötsə, resmi kanun süpitide icra qılındıken. Şərq Türkistan Təşkilatlar Birliki Hayeti Şivisiyadaki Türk Elçixanası ziyareti boldu. 20 noyabr Şərq Türkistan Təşkilatlar Birliki Rəisi Hidayetullah Oğuzhan'ın yetekçilikindeki heyet Türkiye'nin Şivisiyada turuşluq elçixanasını ziyaret kıldı. Heyetini baş elçi Hakkı Emre Yunt bilen baş elçi məsləhətçisi Süleyman Suha Zulfiqar işxanası kütüb aldı. Heyet baş elçiga Şərq Türkistan'ın hazırkı vəziyyəti haqqında təfsili dökülət verdi. Baş elçi özünün ilgiri Şərq Türkistan'ı ziyaretki barğallıqını heyetinin Şərq Türkistan doğrusu bergen dökülatı onun Şərq Türkistan haqqıdaki tunuşlarını texamı küçə etkənlikini bildirdi. Amerika-Filippin Mudapiya Kilişimnamesi Canubi Xitay denizini mi öz cigalıdı? Amerika Avazı Torunan 20 noyabrdaki haberde bildirilmişçe Amerika Devlet Mudapiya Ministeri Mark Esper, Amerika bilen Filippin otursudaki ortak Mudapiya Kilişimnamesinin barlıq Tinç Okyan rayonunu, cümleden ikilik hukuki talaş tartış kılınıvatkan Canubi Xitay denizini mi öz cigalıdığını bildirdi. Mark Esper, Seyşembe günü Filippin Devlet Müdafiye Ministerliği binasında Minister Lorin Zana bilen görüştü. Uçuruştinkin, o muhbirlarga kılgan sözü de 1951 yılı tüzülgen Amerika-Filippin Ortak Müdafiye Kilişim namısının Cenubi Xitay denizini özçige algan barlıq Tinç Okyan rayonuna uygun kildiğalıqını tähkitledi. Kilişim namıge asasen, eğer Filippin korallıq hücumuna uçurasa, Amerika bununla inkas kaydırdı. Ama Filippin taraf bu kilişim namiga asasen Filippin Canubi Xitay denizi tabelikide hücumga uçurgan ekvalda Amerika tarafının her bir inkas kaytırış mecburiyeti bari yokluğunun eniq bildirilmegenlikini tähkitlep gelgen. Şundaqla aldın qiyeli Amerikini bu kilişim namiga kayıt qarab çıkışı çakırgan. Mark Esper Seyşembedeki uçuruşta Filippin tarafının bu kilişim namiga kayıt qarab çıkış talepini kollaydıqallıqını Amerika hükümetinin 2018 yılı yeni devlet müdafiye stratejisini ilan kılıp, Xitay'dan kilidigan tehdit ve hırslarga itibar bilen karavatkallıqını bildirdi. Xitay'nın 1000 kişilik planı Amerika'nın tetkikat organlarına sınıp girmekte. Amerika Avazı Torunun haberde bildirilmişçe, Amerika Kengash Palatası Daimi Tekşiriş Grupisi heyeti 19 noyabr, Xitay tədqiqatçılarının Amerika tədqiqat orqanlarına sınıb giriş planına alaqadar ispat anlaş yığını ötküzdü. Yığında Amerika'daki bir neçə tədqiqat orqanının vəkilleri öz tədqiqat orqanlarında Xitayının 1000 kişilik planına qatnaşqan. Ama hazırgıcı aşkarlanmağan Xitay tədqiqatçılarının bar işkallikini itiraf kılgan. Xitayının 1000 kişilik planı 2008 yılı 13 ayda yolu koyulgan bulup, çet eldeki her saha ixtisas egilerini Xitayga kirgüzüş. Bu arqalıq yuqori pen texniki yenilikleri soda, pen texnika, strategiya qatarlıq sahalardaki mutaxassislarga erişiş maqsad qilingan. 2017 yılgacha jami 7000 kişi bu planga qatnashgan. Yig'inda har qaysi tadqiqot organlari bu vaqtda zarur tadbirlarni qo'llanayotganligini bildirgan.
Yig'inin qatnashgan Federativ tekshirish idorasining vakili mo Xitoyning Amerikaning aqliy mulk huquqini o'g'irlashining oldini olish uchun zarur tadbirlarni ishga solayotganligini, oldingi yili Xitoyning bu planiga qatnashganlarni qo'lga olish va arz qilish harakatini oshkora ijro qilishga boshlagandan keyin Xitoy doiralarining 1000 kishilik planiga qatnashganlarning tizimligini o'chirib o'tganligini bildirgan. Yig'in yana Amerikadagi 56 o'rinda Federativ tekshirish idorasining jasuslikka qarashtirish guruhi ta'sis qilinib, universitet va korxonalarga Xitoyning mazkur planining xatirini tunishtirib kelganligi. Shundaqla Amerikaga o'qish uchun kelgan Xitoy o'quvchilarining viza iltimosini tekshirishning texmo kuchaytirilganligi bildirildi. Xitoyda tarqalgan vaba kengayishga boshlandi. 19 noyabr Amerika Avazi xabarida bildirilishicha, yaqinqi bir hafta ichida ichki Mongolda chuma kesili bilan yuqumlangan 3-chi kishi bayqalib, Xitoyni aloqazadi qilishga boshlandi. Xabarda o'tgan hafta Beijingda 2 kishining chuma kesili bilan yuqumlanganligi, 19 noyabr yana ichki Mongolda yuqumlangan yana bir kishining bayqalganligi. Undan boshqa yana 28 kishining yinik yuqumlanish sababli balnisqa elinganligi bildirildi. Chuma kesili chashqan o'pki vabosi deb ataladi. Bu chuma tayoqchi bakteriyasi keltirib chiqaradigan bir xil xatarlik yuqumliq kasal bo'lib, odatda yuqumlangan bemorda qizitmasi qattiq o'rlash, demi siqilish, nafas qiyinlashish, qon tukurish qatorliq alomatlar ko'rildi. Vaqtida davolanmaganda o'lish nisbati yuqori bo'lib, odatda kishilar bu kasalni qora o'lim kasali deb ataydi. Bu xil vaba 14-chi asrda Yevropa qit'asida tarqalgan bo'lib, necha million kishining jeniga zamin bo'lgan. Undan boshqa bu xil kasal burun Xitoyning Shanxi va Sharq shimol rayonlarida ham tarqalgan. Uyg'ur kishilik huquq qurilishi bayonot e'lon qildi. 19 noyabr Uyg'ur kishilik huquq qurilishi bayonot e'lon qilib, xalqaro jamiyatni Sharq Turkistondagi ota-onasi jazo lagerlariga qamalgan bolalarga ko'ngil bilishga chaqirdi. Bayonotda Xitoyning insoniyatga qarshi jinoyat sodir qilayotganligi Balalar huquqi ahdinomasining 9-chi moddasiga xiloflik qilayotganligi ko'rsatilgan bo'lib, Birlashgan Millatlar Tashkiloti Xavfsizlik Kengashi va har qaysi hukumatlarni Xitoyning bu xil razil qilmishlariga embargo yurgizishga, xalqaroni Sharq Turkistondagi balalar lagerida turayotgan Uyg'ur balalarining masalasiga ko'ngil bilishga chaqirdi. Mazkur bayonotni Amerikada faoliyat qilayotgan Uyg'ur kishilik huquq qurilishi Dunyo balalar kuni munosabati bilan e'lon qilgan bo'lib, Xalqaro jamiyatni Xitoyning Sharq Turkistondagi bolalarni ota-onasidan ayirib tutib turish, oilalarni vayron qilish va madaniyat qirg'inchiligi siyosatiga qarshi harakatga o'tishga chaqirgan. Ma'lum bo'lishicha, tunugun Birlashgan Millatlar Tashkilotining bolalar huquqi ahdinomasi ma'qullanganligining 30 yillik xotir kuni bo'lib, Xitoy bu ahdinomaga 1992 yili imzo qo'ygan. 16 noyabr New York vaqti gazetasi e'lon qilgan Sharq Turkistondagi lagerlar haqidagi 403 betlik maxfiy hujjatdimi Sharq Turkistondagi bolalarning ichinishlik ahvoli. Ularning Xitoy kommunistlari tomonidan nimalarga majburlanayotganligi haqidagi bir qism tafsilotlar oshkorlangan. Xitoyning Qozog'istondagi poyezdlargacha maxfiy tengshirg'ich o'rnatganligi oshkorlandi. Ijtimoiy uchur vositalarida e'lon qilingan bir silliq ko'rinish qattiq g'ulg'ul qo'zg'adi. Silliq ko'rinish Qozog'istonning ma'lum bir poyezdi ichida singa e'lingan bo'lib, mazkur poyezddagi adiyolning Xitoyda ishlangan mol ekanligi, uningga kichik tipdagi jasuslik tengshirg'ich o'rnatilganligi yo'lovchilar tomonidan bayqalib qolgan va taratqularda e'lon qilingan. Hurmatli televizor ko'ruvchilar, shuna qilib bugungi xabarimiz mush yerda oxirlashdi. Ertaki xabarimizni ko'rishguncha sizlarni janobi Allohga topshiramiz. Shuna qilib program oxirida ekran orqasidagi barcha xizmat tashkilotlariga ko'pdan-ko'p rahmat aytaman. Assalomu alaykum va rahmatulloh.